Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rusya Karadeniz Filosu karargahına patlayıcı yüklü İHA ile saldırı gerçekleştirildi. Rusya'nın Akyar'daki Karadeniz Filosu karargahına yapılan saldırının Alibaba'da satılan ve yaklaşık 19 bin euroluk bir fiyat etiketine sahip Sky-i 5000 mm ile yapıldığı iddia ediliyor. Kırım Haber Ajansı'nın saldırıya ilişkin yayımladığı haberde üssün çatısının isabet aldığı bilgisi yer alıyor. Saldırıda kullanılan İHA'nın görüntüleri uçuşun alçaktan yapıldığına işaret ediyor. Söz konusu haberde aynı zamanda iki gündür bölgede patlama seslerinin duyulduğu aktarılıyor. Rusya'ya bağlı Kırım yönetimi tarafından patlama seslerinin sebebinin faaliyete geçen hava savunma sistemleri olduğu ileri sürüldü. Saldırıda kullanıldığı iddia edilen Sky-i 5000 mm'in aynı zamanda 22 Haziran 2022'de The Drive tarafından aktarılan bilgiye göre Novosaltinsk'te bulunan bir Rus petrol rafinerisine yapılan kamikaze İHA saldırısında da kullanıldığı değerlendiriliyor. Rusya'nın Karadeniz Filosu üssüne yapılan saldırıda da benzer bir yolun izlenmiş olması muhtemel. 20 ila 45 kilogram arasında faydalı yük kapasitesine sahip Sky-i 5000, patlayıcı yükü potansiyeli ve ucuzluğu itibariyle Ukrayna için yeni bir uzun menzilli kamikaze İHA alternatifi olarak ele alınabilir. Kırım'ın İLHAK'ından bugüne en gelişmiş hava savunma sistemlerini konuşlandırarak büyük bir caydırıcılık ilan eden Rus ordusunun bu saldırılara karşı düştüğü durum çok büyük soru işaretlerini beraberinde getiriyor. Rusya Kırım'a S-400, S-350, Tor, Buk ve Pantsir hava savunma sistemleri ile Krasuka 4 gibi elektronik harp sistemleri bulunmasına rağmen saldırıların gerçekleşmesi hem sistemlere hem de Rus ordusuna yönelik soru işaretlerini arttırıyor. Ukrayna sınıra yakın bölgelerdeki kritik Rus tesislerini ve üslerini uzun menzilli saldırılarla hedef almaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Kırım'daki Rus mühimmat depoları ve çeşitli stratejik tesisleri de muhtelif saldırılara sahne olmuştu. Ayrıca Kırım'ın batısında bulunan ve Rus donanma hava üssüne ev sahipliği yapan Saki'ye gerçekleştirilen saldırıda Rusya, çok sayıda uçak kaybetmişti.